Merhaba sevgili dostlar, ben Eren Çeliken. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 26 Şubat, sıcak bir gün. Emin olun şu an maskenin içinde terliyorum. 22-23 derece sıcaklık var Adana'da. Güneştepe'mizde saat 3.30-4 civarı. 4'üne geçti. Evet, Aralık'ta kovan kontrolleri yapıyoruz. Burada bir kovanımız var. Şimdi hep birlikte kontrol edeceğiz. Burası. Evet, artık bahar için beslemelere başlıyoruz. Bugün sabah 7-8 mg formik asit uyguladım. Arı şu an ondan biraz gürültülü. Ya Allah. Evet, polen bloklamaya başladı. Çünkü polen çok şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çiçekler açtı. Sarı sarı. Arılar bayağı bir polen doldurmuşlar. İşte. Evet. Üçüncü gözde yavru var arkadaşlar. 3 dördüncü de. Soldan dördüncü de. Gördüm, kapalı yavrusu var. Şöyle göstereyim. Sökülmüş yavrular. Yerine ana arı yumurta atmış. Pupaya dönmüş. Larvalar var, yumurta var. Bal kemeri var hafiften. Yavrular çıkıyor. Erkek gözleri de atmış. Ortalara. Şurada erkek gözleri var. Demek ki bahar geliyor. Artık erkek de atıyor. Ana arıyı göremedim. Kapalı yavrusu var. Güzel. Evet, kovanımın birinde bazı kapalı gözlerde varova deliğinden, varovadan kaynaklı. Yani üşüme değil. Çünkü delik var. Varovadan kaynaklı yavru çürüklüğü olmuş. Biz de müdahale ettik ona. Sağ olsun attığım videoya arıcı dostlardan yorumlar geliyor. Onların yardımlarıyla iki tane kapalı yavruyu iptal ettim. Kovanı 20 gün ileri attım. Yani hiç kapalı yavru yok içinde. 20 gün yavru olmayacak. İçindeki mevcut anası var. Yeniden yumurta atacak. Evet, bu da üçüncü çıtası. Bu şekilde polen, nektar. Evet, balları azaltmışlar yavrular çıkınca. Bu üstler, kemerler komple baldı. Şu an yok. Sadece arkalarda kalmış. Beslemeye geçmemiz gerek. Ondan şekeri veriyorum. Ana arıyı göremedim. Dikkatlice bakalım. Anayı göremedim burada da. Burada da göremedim ana arıyı. Çıtayı da koyalım. Şimdi ikinci çıtasına bakacağız. 5 çıta arımız. İkinci çıta da polen komple. Bu aralar polen çok geliyor. Arkası böyle ballı. Anarı burada da göremedim. Bayağı bir polen getirmişler. Şimdi birinci çıtasına da bakalım. Yani yavru çürüklüğü hastalık olarak ileri derecede değil de, bakın burada açık nektar var. Burada da biraz kapalı yavru var. İşte kapalı yavru diyorum ya, kafaya bak. Burada da sırlanmış balları var.
kafa kalmadı yavru çürüğüyle uğraşacağım diye. İlk defa karşılaştık. Ana arıyı göremedim. Bakacağız. Burada bayağı bir açık sulu bal var gözüküyorsa. Arkadaşlar. Şimdi burada meyve bahçeleri var. Belki oradan arı bir şeyler getiriyorsa. Şimdi ana arıyı bir bulalım. Vallahi sıkıntı da var, iyilik de var. Evet, ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Burada ana arıyı göremedim. Şimdi ana arıyı bulalım. Çünkü sabah formik vermiştim. Olur ya, ana arıya bir sıkıntı olur olmaz. Rahatlamamız lazım. Şimdi üçüncü çıtaya tekrar bakalım. Bunun anası boyasız. Burada da evet açık delikler var. Arabadan hasarlı. Evet, bir tane vardı. Bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bunun içinde arı var. Yok, bunda sıkıntı yok. Yavru çürüyor gibi durmuyor. Anarıyı göremedik. Anarıyı görünce size de göstereceğim arkadaşlar. Evet, anarımızı gördük burada. Geziyor. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da bazı gözlerde açıklıklar var. Herhangi bir sıvı çıkmıyor. Bakıyor. Yani yavru çürüklüğüyle alakalı sıvı çıkmıyor. Evet, varova. Maalesef bölgemiz sıcak. Bakın şu an Şubat ayı. Zaten kış görmedik. Bölgemiz çok sıcak. Varova bitmiyor arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım varovayı bitiremiyoruz. Varovadan da deliklerden varova çıkıyor ve o gözde çürüklük oluyor yavruda. Yani tahminimce öyle. Evet, bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.